أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فويد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت جواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz ateizmin veya komünizmin veya Stalin'in, Mao, Marx'ın tabiri caizse işte son dönemlerde veya işte sanalda veya internet üzerinden veya kitle iletişim araçları üzerinden kendini ateizme veya komünizme veya sosyalizme veya buna benzeyen batıl, sapık ideolojilere atfedenler İslam cihadı üzerinden İslam dininin savaş dini, vahşet dini, zulüm dini vesaire böyle ithamlarda bulunarak sürekli İslam'ı kirleten Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı bir katil, bir zorba, kan içici biri gibi göstermeye çalışan, özellikle kendilerini ateist diyen, Allah'ı inkar eden, peygamber inkar eden, din inkar eden, bütün temelleri inkar eden ve ideolojide veya yaşantıda Lenin'i, Stalin'i, Mao, Marx'ı ve Engel'i kendine rehber ve önder gören, işte bugün komünist düzen dediğiniz, komünist ideoloji dediğiniz o sistemin sistematik olarak kurulduğu, yani tabir caizse komünizmin dünya sahnesine çıkması 1917 Bolşevik ihtilalidir. Ekim devrimi diye geçer. Ve bugüne kadar gelmiş olan sürecinden bahsediyoruz. Şu süreç içerisinde komünizm veya ateizmin veya darvinizmin veya Marx'ın, Engel'in düşünce ve ideolojisini, ütopyasını uygulamaya çalışan komünistlerin vahşet ve cinayetleri, öldürdükleri insanlar ve katlettikleri gerçekten sınırda tanımayacak ve gerçekten gerçek belgelerle, yani bu komünist, sosyalist, cumhuriyet birliği dağıldıktan sonra, Mao öldükten sonra veya Pol Pot geberip iktidardan düştükten sonra veya Vietnam, Kuzey Kore ve buna benzeyen iktidarların gizli sırları, gizli evrakları ortaya çıktıktan sonra bunların sebep olduğu ölümler, vahşetler, cinayetler, işkenceler, zorbalıklar sınır tanımayacak derecede olduğunu gösterdi. Tabiri caizse Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı beğenmeyen, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın cihat ayetleri üzerinden Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sümme aşağı kan içici bir zorba gibi göstermeye çalışan, tabiri caizse ateist ideolojinin, tanrı tanımaz ideolojinin vahşetleri, zulümleri, kan ve gözyaşına sebep oluşları üzerine duracağız. Ki dünyadaki Müslümanlar bilsin ki bu kafir zındıklar ellerine fırsat geçtiği zaman ne kadar vahşi, ne kadar gaddar, ne kadar acımasız, ne kadar hiçbir değer ve insana değer vermediklerini, insana bir hayvan muamelesi yaptıklarını, çünkü sonuçta Darwin'in Türlerin Kökenli isimli kitabından ilham alarak insanları da bir hayvan olarak görüyor. Kendilerine fayda verene değer vermiyor. Kendilerine faydası olmayan ve muhalif olanlar ise hayvana yapılan muameleden daha çirkin, daha vahşi muamelelere insanları maruz tuttuklarını biz biliyoruz. Onun için gerçekten onların önderleri ve rehberleri ve liderleri, ateizmin, sosyalizmin, komünizmin önderlerinin sebep olduğu öldürme sayısı tabiri caizse 1917'den 1950 ve 60'lara kadar olan süre zarfında belki aklınız duracak ama 130 milyon insan ölümüne sebep olmuş bunlar. 4 devletin ölümüne sebep olduğu insan sayısı 130 milyon ve bugün gelmiş birkaç tane kanı 5 kuruş etmez ateist
veya deist veya buna benzeyen ideolojileri benimsemiş aptallar, kendi geçmişlerini görmeyen, vahşetlerinden, cinayetlerinden bir haber, kurdukları terör örgütleriyle yeryüzünde, pazarlarda, panayırlarda, evlerde, sokak aralarında yaptıkları ölüm kustukları bombalarını, vahşetlerini, cinayetlerini, tabiri caizse pisliklerini görmeyip İslam'ın 1450 sene önce dünyada insanların insanlıktan bir haber oldukları, hangisi güçlüyse mazlumu ezdi, mahvetti, yok etti, o süreçte gelen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürdüğü 300 Yahudi meselesini veya efendim Müslümanlarla kafirler, müşrikler arasında çıkmış küçük çaplı savaşları düşünün ki Bedir Savaşı. Bedir Savaşı bir mahalle kavgası kadar küçük bir alanda 300 Müslümana karşı 1050 müşriğin olduğu bir savaştan bahsediyoruz. 130-140 milyon insan nerede? 1500 kişilik bir topluluğun savaşması nerede? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam döneminde katıldıkları en büyük seriyesi Tebuk gazvesidir ki sayıları 10 bini bulmuştur. O da savaşsız olarak dönüşü sağlanmış. Ama bu kafirler Kur'an'daki cihat ayetlerini bahane ederek her yerde işte birkaç tane aşırıcı, birkaç tane kendi üretimleri olan ve tabiri caizse gerçekten Kur'an ve sünneti bilmeyen, kendi havalarına göre orada burada insanları katleden, onunla bununla kalmayıp Müslümanları bile vahşice öldüren birkaç grubu bahane ederek İslam dinini terörizmle bağdaştırmaya çalışan, vahşetlerle bağdaştırmaya çalışan, cinayetlerle bağdaştırmaya çalışan o zındık ve kafirlere biz de buradan bir mesaj vereceğiz. Diyeceğiz ki gelin ikimiz de biz 1500 yıllık tarihimize, 1500 yıllık geçmişimize, tarihimize bakalım. Siz de 1917'den 2020'ye kadar olan süreçteki tarihinize bakın bakalım. Dünya tarihinde kim daha çok kan dökmüş, kim vahşetlere sebep olmuş, kim zulmetmiş, kadın, çoluk, çocuk demeden insanları vahşice öldürmüş. Bir bakalım. Elbette ki onlar ve onların ataları, onların babaları, onların tabiri caizse Allah bilmez, din bilmez. Hiçbir erdemleri bulunmayan, hiçbir ahlaki yanları olmayan onların komünist atalarının gerçekten 100 yıl içerisinde yaptıkları vahşet ve cinayetler belki Cengiz'i aratır, belki Hitler'i aratır, belki nice vahşileri, canavarları, belki Nemrutları, Firavunları, Dahakları ve tabiri caizse yeryüzünde ne kadar böyle geçmişte zulümleri, zorbalıklarıyla nam salmış kim varsa onları aratır bir duruma gelmiş. Biz de Allah-u Teala nasip ederse az da öz de olsak bu komünist sistem içerisinde yapılan vahşetler, tabiri caizse onların devrimleri ve devrimlerin sebep olduğu ölümleri biraz açıklayacağız. Siz de göreceksiniz. Demek ki ateizm öyle insanları böyle hümanist bir ideoloji, insansever bir ideoloji olmadığını, aslında insana nefret güden ve kendi içerisindeki sakatlara, kendi içerisindeki zayıflara merhamet etmeyen, onları neredeyse ara tür gören, bozuk bir nesil olarak görüp imha eden, Hitler gibi imha eden ve toplama kamplarında, deneylerde, laboratuvarlarda bir deney faresi gibi onları kullanan ve milyonlarca sakat, özürlü, deli, akli melekeleri zayıf olan insanları nasıl vahşice öldürdüklerini siz de göreceksiniz. Ateizm dediğiniz aslında görüntüde birkaç ateist kafirin böyle kendilerini hümanist, af buyurun böyle insan sevgisiyle böyle dillendiren ve çıkıp işte efendim Mao, Marx, Lenin, işte Stalin, efendim Lenin, Mao kalkıp Marx'ın ideolojisini hakkıyla uygulamadılar bilmem ne vesaire diyen insanların hepsinin yalancı olduğunu, çünkü devrimlerinin insan sevgisiyle değil insanlara olan nefretle inşa ettiklerini ve bunun neticesinde vahşette sınır tanımadıklarını biliyoruz. Hatta komünist yönetimler döneminde Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dediğimiz Rusya'da 20 milyon insan öldürüldüğü söyleniyor. Toplama kamplarında ve devletin sistematik, bak savaşları kastetmiyoruz abi. Birinci ve ikinci dünya savaşlarını hiç işin içine koymuyoruz. Sadece iç savaş döneminde ve kendi ülkelerinde devrim yaptıktan sonra ölümlerine sebep oldukları insanları söylüyoruz. Aslında Sosyalist Cumhuriyetler Birliği öldürdü o 20 milyon insan, o dönemde neredeyse Türkiye nüfusunun iki katıydı. Çünkü 1917'lerde Türkiye nüfusu 10 milyon bile değildi. Düşünün ki bu insanlar 8-10 sene içerisinde 20 milyon insanın ölümüne sebep olmuş. Bunları kıtlıklara maruz bırakmışlar. Zaten anlattığımız zaman göreceksiniz. Çin iç savaşında tabiri caizse komünistler ile milliyetçiler arasında sokak savaşlarında 65 milyon insan öldürülmüş.
Ve komünistler bildiğiniz insanları en vahşi şekilde katletmiş, öldürmüş. Vietnam, Amerika'yı bölgeden çıkardıktan sonra kendisi 1 milyon insanını katletmiş. Vietkonglar diyoruz ya, o gerilla savaşlarıyla Amerika'ya karşı Vietnam'da savaş veren o komünist ideoloji, Amerika'nın öldürdüğü Vietnamların dışında kendisi de 1 milyon üzerinde insanın ölümüne sebep olmuş. Kuzey Kore'nin 2 milyon insanını öldürdüğü mutlak olarak söyleniyor. Kamboçya'da Pol Pot dediğimiz Kızıl Kamerler denilen bir örgüt, komünist bir örgüt. Bu örgüt sadece ve sadece ölüm tarlalarında kendi köylüsünü, kendi fakirini, mazlumunun 2 milyon üzerinde daha fazla insanın ölümüne sebep olmuş. Bildiğiniz soykırımlara kendi insanlarını tabi tutmuş, öldürmüşlerdir. Latin Amerika'da bu komünist ideolojiye mensup olanların gerilla savaşlarında 150 bin üzerinde insanı ölümüne sebep olmuşlar. Afrika'da 2 milyon üzerinde bu komünist örgütler, komünist çeteler, komünist yapılar, tabiri caizse ateist komünist sosyalistlerin 1,5-2 milyon insanın ölümüne sebep olmuş. Afganistan'da Amerika müstesna, sadece Sosyalist Cumhuriyetler Birliği orayı işgal ettiği zaman 1,5 milyon Müslümanı katletti. Onun yanında takriben 4-5 milyon bacağı kolu olmayan insan arkalarında bıraktı. Ve dünyada en çok takma bacak olan ülke de Afganistan'dır. Neredeyse her iki insandan birinin bacağı kolu yok. Öyle bu sosyalist, bu ateist dediğimiz ideolojinin bize hediyesi budur. Yani tabiri caizse girdikleri her yerde vahşet ve cinayetlerde sınır tanımamış. Hatta ve şöyle de söyleyeyim, kayda geçmemiş dünyanın dört bir yanında ateist, komünist, sosyalistlerin kurduğu örgütler üzerinden PKK gibi veya işte efendim TİKO gibi bilmem DEFSOL vesaire artık ne diyorsanız diye Türkiye'de müstesna olmak üzere bütün dünyada Rusların veya Çinlilerin kurduğu örgütlerin üzerinden vesayet savaşlarında da tahminen milyonlarca insanın ölümüne bombalamalarla, anlıyor musun, saldırılarla, silah kullanmalarla, bu bir tuzaklarıyla milyonlarca insanın ölümüne sebep olduklarını biz biliyoruz. Onun için ateistleri öyle, ateistlikten bahsedenler önce gitsin kendi geçmişlerine baksın. Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı işte efendim zorbalıkla İslam dinini de savaş dini olarak dünyaya tanıtmaya çalışan o katil zorbalara şunu söylemek gerekiyor. Önce bunlar gitsin kendi tarihlerine, kendi kanlı tarihlerine, kendi vahşi tarihlerine baksınlar. Önce kendileri gibi komünist olan insanları nasıl vahşice katlettiklerini söylesinler. Düşünebiliyor musun? Stalin iktidara geldikten sonra onunla beraber, Lenin'le beraber devrim yapan bütün lider kadrosunu tek tek öldürdü. Troçki neredeyse Lenin'den sonraki adamdı. Adam kaçtı Meksika'ya, kapitalist Meksika'ya kaçtı. Orada yaşarken Stalin'in gönderdiği bir suikastçı onu kürekle, baltayla, çekiçle kafasını ezerek öldürdü. O kadar birbirlerine karşı da merhamet gütmeyen vahşilerdiler. Düşünebiliyor musunuz? İdeolojileri baştan sona zulme, zorbalığa dayalı bir sistemden bahsediyoruz. Hatta Lenin'in bir sözü var. Kurduğumuz ülke için 1 milyon iyi devrimci yeterlidir. Geri kalanın gereksinimimiz yoktur. Anlıyor musunuz? Yani 1 milyon devrimci olsun, geri kalanının bir ihtiyacı yok. Geriye kalan 100 milyon insanın hiçbir değeri yok. Bir düşmanımız hayatta bırakmaktansa en iyi 19 dostumuzu da feda ederiz demişlerdir. Yani bir düşmanı öldürmek uğruna 19 tane dostlarını da öldürmeyi kendilerine helal ve meşru görmüş. Onun için kimden şüphelenmişlerse sistematik işkencelerde onları en vahşi şekilde işkencelerden geçirmiş, zorla suçları kabul ettirmiş, sonra da öldürmüşlerdir. Biliyorsunuz yani Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Sibirya'daki toplama kampları çok meşhurdu. Ve oraya gidip dönen insan yoktu. Hatta Bediüzzaman Said Nursi'nin de orada 1-2 sene kaldığını, sonra bir Müslüman Arap vesilesiyle kaçtığını, Almanya üzerinden Türkiye'ye geldiğini biz biliyoruz. O zaman o dönemde daha komünist bir ideoloji kurulmazken, çarlık sistemi varken bile o sistemin olduğunu biz biliyoruz. Ondan sonra Lenin, Bolçevik ihtilali dediğimiz Ekim devrimi dedikleri ama yüzlerce kişinin tesadüfen yaptığı bir eylem neticesini abarttıkları ama aslında abartılmayacak derecede basit bir yöntemle fazla bir güç olmaksızın Çarlık Rusya'sında devrim yapıp iktidarı ele geçirdikleri, geçirdikten sonra da orduda da dahil olmak üzere veya halk içerisinde kendilerine muhalif olan insanları muazzam bir şekilde, sistematik şekilde öldürdüklerini biliyoruz. Sovyet diktatör Stalin'in önünde pek çok insanın Gulag adı verilen tutukluların çok ağır şartlarda ölesiye çalıştırdıkları toplama kamplarına gönderildiği
ve bu birçoğunun tabiri caizse milyonlarcasının oradan sağ kurtulmadığı açık ve net olarak bildiriliyor. 1918'de Lenin ile 53 yıllar arasında Bolşevik rejim karşımı ayaklanmalarda ayaklanan milyonlarca işçi ve köylüyü ne yaptılar? En vahşi şekilde öldürdüler, bastırdılar. Onları infaz ettikleri açık ve net olarak kendi kayıtlarında ortaya çıktı. Aslında kimse ateizmin, sosyalizmin ve komünizmin bu kadar kanlı bir tarihi olduğunu bilmiyordu. Ne zaman öğrendiler? Ne zaman ki sosyalizm yıkıldı, o kadar vahşet ve kan üzerine kuruldu ki, o kadar zulüm ettiler ki artık sistemleri çatırdadı ve yıkılıp yerle bir oldu. Ateizm neredeyse insanlığın yüz karası, yeryüzünde en vahşi sistemi olarak görüldüğü için devletler yıkıldıktan sonra arşivleri ortaya çıkınca insanlar şok oldu. Stalin günlük 1250 kişinin öylesine ölüm listesini bir hazırlıyormuş. Günde 1250 kişi siz böyle zevkine adam öldürtürüyormuş. Ondan dolayı kendisi bir saray yapmıştı. İşte devletin yetkilileri, hatta bununla alakalı olarak eğer belgesellerde izlerseniz Stalin bir konuşma yaptı mı dakikalarca millet aralıksız alkışlıyordu. Neden? Korkuyorlardı. İlk alkışı ben kesersem de görürlerse beni de infaz eder öldürürler. Öyle bir diktatörlük, öyle bir zorbalıktan bahsediliyor. İşte komünizmin gerçek yüzü, ateizmin gerçek yüzü, sosyalizmin gerçek yüzü bu. Yani gerçekten bugün laiklik, demokrasi bana göre batıl dinlerdir. Ama vallahi billahi tallahi yeryüzünde hiçbir ideoloji ateizm kadar vahşi, ateizm kadar cinayete meyilli, ateizm kadar şizofrenik bir yapıya sahip olmamıştır. Bunu biz biliyoruz. Hatta Menşeviklerin önderi Yuri Martov 1918'de şöyle yazmıştı. Bolşevikler iktidara geldiklerinden hemen sonra ölüm cezasını kaldırdığını bildirmesine rağmen öldürmeye başladılar. İç savaş tutuklularını öldürdüler. Yalnızca öldürüp de kalmadı. Türlü türlü vahşet ve uygulamalarda bulundular. Sosyalizm her zaman öğretmeye çabaladığı büyük insanlık ilkelerini günden güne kaybetti. Yerine vahşet ve cinayetler aldı diye bu adam kendi kitabında böyle diyor. Ve aynı kezala Lenin ise yaptığı bir konuşmada, bunların meşhur ataları Lenin ise yaptığı bir konuşmada parti içi tartışmalar bir lüküstür. Hiç kimse kalkıp ne yapamaz? Partiye muhalefet edemez, alınmış bir karara muhalefet edemez veya burun kırın edemez. Niteler ve şöyle bildiriyor sözlerinde. Vaktimizi tartışmalara harcadık. Hep şimdi ise söylem gerekiyorsa ki silahları tartışmak, muhalefetin tezlerini kullanarak tartışmaktan iyidir. Yoldaşlar, muhalefete hiç ihtiyacımız yok. Şimdi bunun zamanı değil. Hangi yandan olursa olsun muhalefetle değil, silah ile tedavi edeceğiz. Yani vahşetle, cinayetle, öldürmeyle insanları tedavi edeceğiz diyor. Lenin ve Troçki ve Bolşeviklerin insanı bir hayvan türü olarak gördükleri ve bir madde yığını saydıkları için insan hayatına hiçbir değer vermiyor. Zaten biliyorsunuz bunların fikirleri, bunların düşünceleri Marx'ındır. Karl Marx'ın fikirleridir. Karl Marx da Darwin'den etkilenmiş ve buna benzeyen komünist, ateistlerden etkilenmiş. Ve bu adam kendisi ne yapmıştır? Aslında bir Alman Yahudisidir. Yahudi kökenli bir adamdır. Ve en işin garip yani bütün komünist liderlerin hepsi de masondur. Lenin masondur, Stalin masondur. Her şekilde Mao, Marx artık kim diyorsanız hepsi bir şekilde masonlarla bağlantılı. Yani tabiri caizse dünyadaki gizli şeytani devletin birer kuklası, oyuncağı gibidirler. Hatta Seyit Kutub'un güzel bir sözü vardı. Diyordu ki kapitalizm ve sosyalizm timsahın iki çenesi gibidir. Bunlar çarpışır gibi gözükür ama aslında yemlerini yerler. Karşılıklı dünyayı yerler. Zaten Rusya ve Amerika'nın Suriye'de uyguladığı politikada bundan başka bir şey değil. Karşılıklı tüketmek, karşılıklı çıkarlarını güderek timsahın iki çenesi gibi çalışıyor. Sadece avlarını parçalıyor. Her biri kendi kapitalizmini, kendi olgusunu, çıkarlarını güdüyor. Onun için gerçekten öyle tarif ediyor ve öyledir. Lenin ve Troçki ve diğer Bolşevikler açıkça insanı bir hayvani tür olarak görmüş. Ve ondan dolayı hiç değer vermemişler. İnsan hayatına ve insan şeyine hiçbir değer vermemiş. Ve bundan dolayı kendi devrimlerinden sonra milyonlarca, on milyonlarca, yüz milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuşlar. Komünist Lenin'in köylülerin ellerindeki bütün mahsulü ve tohumları toplatarak
1921 ve 22 yılları arasında 29 milyon insanın açlığa terk ettiği ve bu 29 milyon insanın 5 milyonu açlıktan öldüğünü biliyor musunuz? Ve bunu bilerek yapmışlar. Hatta kendi kitaplarında ve düşüncelerinde bunun sebebini de açıkladığı zaman halkı açlıkla terbiye edip Allah-u Teala'ya olan inancı kırmak olarak tarif etmiş. Bunu Stalin de sürdürmüş, bunu Mao da sürdürmüş, bunu Pol Pot da sürdürmüş, bunu Vietnam'ın başındakiler, Kore'nin başındakiler de aynı sistematik şekilde insanları Allah-u Teala'ya inanmamalarını sağlamak uğruna kendi toplamlarında bu oyunlarla 30-40 milyon insanı açlığa terk etmiş. 30-40 milyon insan ölmüş. Hatta yamyamlık, hatta bak düşünebiliyor musunuz? Çin kültüründeki o yemek kültüründen bahsediyoruz. Neredeyse her şeyi yiyorlar. Onun sebebi işte tabiri caizse Mao'nun kültür devrimiyle alakalı olarak başlattığı bir süreçten bahsediyoruz. 1950'lerden sonraki 61'lere kadar bir süreçte öyle bir duruma halkı getirmiş ki insanlar yiyecek bir şey bulamamış. Bu sefer böcek, öcük, böcük ne bulmuşlarsa yemiş, bu kendi kültürlerine oturmuş. Yoksa gidin araştırın göreceksiniz. Asıl kültürlerinde olmayan şeylerin de bu açlık sezonuyla beraber, o açlık süreçleriyle onların insanları böyle açlığa sürülmelerin neticesinde gördüğünüz o iğrenç kültür, yemek kültürü ortaya çıkmış. Artık o kadar ki o insanlar açlık yüzü görmüş, o kadar ki aç kalmışlar, buldukları her şeyi yemişler. Her şeyi pişirip bir şekilde yaşamlarını sağlamaya çalıştıkları söyleniyor. Onun için Lenin tüm mahsullerin toplandığı köylerin açlık nedeniyle ot, ağaç, kabuğu, kemirgen, kedi, köpek yedikleri, hatta bir süre sonra yamyamlığa başlayarak çiftçiler kendi çocuklarını takas ederek komşularıyla kendi çocuklarını, o onun çocuğunu, onun çocuğunu yer duruma gelmiş. Ve bunun yüzlercesi yakalanmış. Bunlar ne yapılmış? Bunlar belgelenmiş. O insanların öldürdüğü insanların kalıntıların resimleri sonra Rus devlet arşivlerinden tek tek çıkarıldı. Binlerce insan açlık neticesinde kendi arkadaşlarının, kendi komşularının, kendi köylülerinin çocuklarını kaçırıp onları bile yemiş. Yemişler yani. O hale getirdikleri söyleniyor. Stalin tarafından evet. Stalin tarafından köyler ürünlerine zorla el koyan zoralım birikimlerinin kurulduğunu ve bunun sonucunda 6 milyon insanın kıtlık sonucu kıvranarak öldüğü ve bu sırada diğer ülkelerin bu zulümden haberdar olmasını engellemek için yurt dışına yüz binlerce ton tahıl ihraç edildiği de biliniyor. Kendileri tahıl var ya, buğdayıdır, arpasınıdır yurt dışına satıyor. Onun üzerinden ticaret yapıyor. Sanki biz çok zenginiz, refah seviyemiz çok yüksek. Ama iç kesiminde kendi halkı ise ölümle boğuşuyor. Yani öyle bir de bugünkü gibi yani böyle teknoloji, ilim, bilim gelişmemiş. Kütle iletişim araçları da yok. Ülkeler kapalı, demir yumrukla yönetiliyor. Ülkenin içerisinde kurulmuş açlık, vahşet ve cinayetler çok sistematik bir şekilde gizleniyor. Onun neticesinde kimse meselelere vakıf değil. Stalin döneminde pazarda tohum satmanın, tarlada işçi çalıştırmanın, hatta iki semaver sahibi olmanın büyük suç olduğu, köylülerin kendi ürettikleri ürünleri pazarda sattıkları için ticarette başladıkları gerekçesiyle tutuklanıp işkencelerde öldürüldüğü bir dönemdir. Yani adamlar komünizmi getirmiş ama işin garip yani biliyorsunuz beşerin ideolojisi nasıldır? İslam gibi köklü değildir. İslam dini Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala bir dini indirdiği zaman, bir anayasa ve hukuku indirdiği zaman bütün süreçlerle alakalı 23 senede Allah-u Teala ayet ayet hukukunu indirdi. Toplumun en mükemmel şekilde yaşayabileceği refah seviyesinin en yüksek şekilde olacak kapitalizm ve sosyalizmin değil, insanların mülkiyet hakkının ve eşitliğinin ve aynı keza mülkiyet serbestliğinin olduğu ama adaletin de sağlandığı, zekat ile buna benzeyen yöntemlerle güçlülerin fakirleri beslediği, onların hak ve hukuklarına riayet ettiği, tabiri caizse tamamen insanın hümanizmine, insan sevgisine dayalı bir sistemi getirmiş ve benim peygamberimin bütün savaş ve cihat hareketlerinin sebeplerine bakacak olursanız ya saldırılara müdahfadır ya da peygamber aleyhissalatü vesselam saldırıya hazırlanlara karşı bir cihat hareketinde bulunmuş. Bunlar ise kendilerine iman eden, bunlara gönül ile bağlanan insanlara karşı bu sistematik vahşetleri ve cinayetleri işlediklerini biliyoruz. Aynı keza Stalin döneminde 6 milyon erkek, kadın, yaşlı çocuk, bebeğin ölümüne neden olan kıtlığın Sovyet topraklarında yeterince tahıl yetişmediği için değil, Komünist Parti'nin emelleri öyle gerektiği için gerçekleşen bir kıtlık olduğunu, yani tamamen insan eliyle yapılmış suni bir kıtlık olduğunu da herkes biliyor. Bile bile kıtlığa sebep olmak, kıtlık sürecini başlatmak
Bunun neticesinde insanların Allahu Teala'ya bakışını, inanış şeklini bitirmek, hatta ülkedeki bütün papazları, bütün din alimlerini veya dindar olabilecek, namaz kılabilecek, başını örtebilecek İslami usullere göre kim varsa katletmiş, bütün toplumları ve toplulukları kendi topraklarından başka yerlere sürmüşlerdir. Herkesi sürmüşlerdir. Gidin araştırın, bütün Rusya'nın her bir tarafında aslında oranın asli unsuru olmayan toplulukların Rusya'nın öbür tarafında Sibirya'da bir çöl bölge, bir soğuk bir iklime insanın yaşayamayacağı yerlere sürülmüş. Orada 30-40-50 sene zorla tutulmuş. Orada zorunlu oturuma, ikameye zorlanmış insanlardan bahsediliyor. Çeçenlerdir, Abazalardır, Gürcülerdir, Dağıstan halklarıdır, Karaçaylardır, Kürtlerdir, Azerilerdir, ne derseniz deyin. Müslüman topluluklar ve Müslüman olmayan topluluklar dahil hepsine aynı uygulamayı yapmış. Hatta deniliyor ki Stalin komünizmle direnen Ukraynalılara kıtlık yoluyla ölürken diğer pek çok halkı da sürgüne göndererek katlettiği, sürgün adı altında yapılan bu uygulamalarda milyonlarca insanın yollarda telef olduğunu, öldüğünü, yani tabiri caizse Sibirya'ya sürülmüş ve orada yemek bulamamış, tabiri caizse yaşama imkan ve şartları olmayan milyonlarca insanlar telef olmuş yollarda ölüme terk edilmiş. Hatta deniliyor ki ölen insanların cesetleri götürülüp topluca toprağa, toplama kamplarında topluca gömüldüğünü, yani böyle hiçbirinin mezarı olmaksızın def çukurlar kazınıyor, ölen insanlar atılıyor, kireçleniyor, üzeri kapatılıyor. Daha onları soran da kimse çıkarmıyor. Kimse gidip de oğlu tutuklanmış, babası götürülmüş, kardeşi götürülmüş, gidip devlete benim kardeşim nerede, benim babam nerede deme şansı yoktu. Diyenin de sonu onunla aynı oluyordu. Onun için ölen her insan unutuldu gitti. Hatta ölen unutuldu gitti dediğimiz neredeyse 46 milyon insandan bahsediyoruz Rusya genelinde. Yani Lenin ile Stalin döneminde 46 milyon insanı bu ateistler vahşi bir şekilde öldürmüş. Ve bu insanlar bugün onların kırıntıları, çöpleri gelmiş Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ve İslam'ı kötülüyorlar. Siz be gafiller gidin önce kendi o vahşi tarihinize, geçmişinize bakın bakalım. Sizin atalarınız çok mu temizdi? Sizin atalarınız çok mu merhametliydi? Çok mu insanlar onların arkasından dualar etti? Düşünebiliyor musunuz? Bu Kuzey Kore'nin başındaki adam öldü. Halk 6 gün boyunca sokaklarda ağladı. Zorla ağladı. Korkudan ağladı değil mi? Ağlamayan ağlamamaya kalkanın kelesi gidiyordu. Ağlıyorlardı ya. Yani insanlar öyle. Düşünün ki belki çukurlarda göbek atarlarken insanların gözleri önünde korkudan öldürülür korkusuyla adam için ağladılar. Çünkü ağlamazsan bunun sonu kötü yerde biter. Ölümle biter. Böyle bir hayat şekilleri vardı. Küba'da komünist devrimden sonra, özellikle Fidel Castro devriminden sonra 10 bin kişinin idam edildi. 30 bin kişi aşkın insanı ise insanlık dışı koşullarda, hapislerde ve zindanlarda ölüme sürüklendiği biliniyor. Kızıl Ordu Afganistan'ı işgal ettikten sonra Müslümanlara karşı en alçakça yöntemleri kullandığı, Afgan çocuklarının oyuncak sanarak ellerine almaları sağlamak için oyuncak şeklinde mayınlar, ki bunu ben bizzat videolarda özellikle Müslümanların o dönemde Afganistan'da cihad eden Müslümanların gösterdiği şeylerde, gösterdiği böyle görüntülerde de gördüm. Adamlar uçaklardan çocuk oyuncağı şeklinde mayınlar atıyorlar ki çocuklar alsın, eve götürsün, evde patlasın, aile hepsi ölsün. Yani bu şekilde komünizmin vahşeti, komünizmin cinayeti, tabir caizse ateizmin iki yüzlü burada ortaya çıkıyor. Sanarak ellerine almalarını sağlamak için oyuncak şeklinde mayınlar yaptıkları, yakalanan mücahitlere korkunç işkenceler yapıldı, sivil insanlara tereddütsüz bombalandığı, insanların tankların altında ezildiği, kadınlarının namus, iffet, izzetini kirletildiği yeryüzünün en iğrenç 10 yılı. Yani bunlar işgal ettiği Afganistan'ı 1989-90'a kadarki süreçte çıkıncaya, komünist o devlet, o zorba sistem yıkılıncaya kadar bunlar 1,5 milyon Afgan'ı öldürdüler. Bu insanlar ellerine silah alanlar değil. Normal sivil insanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar demediler. Hepsini vahşice öldürdüler. 10 yıl süren Kızıl Ordu işgalinin sonucunda Afganistan'da 1,5 milyon insanın ölümü, bir o kadar insanın sakat kalması, geride kalan da bugüne kadar Afganistan'ın kaldığı. Bu yüzden bugüne kadar Afganistan dünyanın en çok takma kol ve bacak
imal eden ülkesi olduğu da bu vahşi ateist komünist sosyalistlerin neticesidir. Yani geldikleri bir yere hürriyet ve barış getirdiklerini söyleyen ama Darwinizmin komünist ve ateist düşüncelerinin neticesine insanlara merhamet etmeyen, en vahşi şekilde insanları katleden, en vahşi şekilde insanları infaz eden bir sistemden bahsediyoruz. Deniliyor ki Darwinist komünist bilim adamı Lysenko'nun ekilecek tohumların eğer uzun süre soğuk suda bekletilirse soğuk hava şartlarına uygun bir yapı kazanacaklarını iddia ettiği ve bunun denemek için tonlarca tohumu soğuk suda beklettikten sonra Sibirya steplerinde ekildi ve bu tonlarca dediğimiz yüz binlerce ton buğdayı tohumları Sibirya steplerinde ekmişler ve hepsi zayi olmuş. Çünkü böyle bir şey söz konusu değil. Darwin'in hayalleri ve fantazileri peşinde milyonlarca insanı ölüme sürükledikleri biliniyor. Lenin bazı kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle, bak Lenin'in kendi sözüdür. Bazı bir kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman bu kişiler en çok en basit Marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerini hayret etmekteyiz diyor. Yani diyor ki Marksizm bu işte. Marx'ın ateist ideolojisi vahşete ve cinayete ve öldürmeye dayalıdır. Biz hayvanız yani. Hayvanlar nasıl? Aslan geyiği, ceylanı yakalar, parçalar, öldürür yer. Yani güçlü olan zayıf olanı parçalar. Hiçbir zaman güçlü olan zayıf olana merhamet etmez. Bu komünizmin, ateizmin inanç yapısıdır. Netice itibariyle vahşet onların kınayabildikleri bir özellikleri değildir. 1917'den bu yana 120 milyona yakın insanın ölümüne yol açan komünizm veya Marksizm veya ateizm fikir babaları Marx ve Engels devriminin her zaman kuvvet zoruyla olacağını savunurlardı. Devrimciler hakim güce karşı şiddet kullanmak zorunda oldukları konusunda ısrarcıdılar ve her zaman terörizm yöntemleriyle desteği açıkça belirtmekteydiler. Terör prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zaman da reddetmeyiz. Bu Lenin'in kendi kitabında yazdığı, sayfa 19'da yazdığı sözüdür. Biz terörü hiçbir zaman reddetmeyiz demiş. Terör bizim yöntemimizdir. Terör nedir? Bombalama, bir ülkeyi karıştırma, kaosa sürükleme, insan ölümlerine sebep olmak basit bir şeydir. Hatta kendi kitabında İbit cilt 9'da 346'da şöyle demiştir. Propagandacılar her grubu basit bomba formülleriyle donatılmalıdırlar. Onların işin mahiyeti hakkında açıklamalar yapılmalı ve gerisini onlara bırakılmalıdır. Gruplar derhal askeri eğitimlerini operasyona katılarak başlamalıdır. Biz bazıları birer casusu öldürmek işini veya bir polis karakolunu bombala görevini üstlenmeli, bir kısmı da bankaları soymalıdır demiştir. Yani banka soymak ki geçmişte de komünistler bu denemeleri yapmıştır 80 askeri darbesinden önce. Bunun sebebi Lenin'in propaganda yöntemidir, usuludur. Ve gerçekten acımasız katliamlarda hiçbir zaman komünizm geri adım atmamış. Biz politik öldürmeleri kesinlikle karşı değiliz. Bak politik, siyasi öldürmelere karşı değiliz. Yani birini kendimiz için engel gördüğümüzde onu öldürmekten asla geri durmayız. Ancak devrimci taktikler açısından bireysel saldırıları uygun değildir ve zararlıdır. Sadece geniş halk kitleleriyle yapılanlar zekice bir politika ve mücadele olarak kabul edilebilir. Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler değer taşırlar demiştir. Yani belli bir ideolojiye, bir gruplanmaya, bir yapılanmaya bağlı eylem, öldürme, cinayet, vahşet, bombalama, saldırı, hırsızlık, dolandırıcılık bunların meşru olduğunu söylüyor. İbid'in cilt 35'te 380'de Lenin'in görüş ve prensipleri bu şekilde diyor. Yani komünizm tarihi boyunca kan gözyaşından başka, vahşetten başka hiçbir şeye sebep olmamış. Hatta Çin kültür devrimi dediğimiz Mao Zedong'un 1966'da kapitalizmin etkilerini tamamen silmek için kültürel devrimi başlattı. 10 yıl süren hareket Çin tarihinde tutuklama, infaz, öldürme, katliam, cinayet ve açlık ve ölüme sürükleme yönüyle hiçbir benzeri görülmemiş. 10 yıl içerisinde halkından 10 milyonlarca insanı komünist, ateist ideoloji yok etmiş. Ve bunu da överek kitabında, kırmızı kitapçığında bunu açıkça söylemiş ve her Çinli'nin eline bu kitabı tutuşturmuşlar. Hatta eski filmlerine bakın. Hepsinin elinde kırmızı bir kitap var ve bu kitapla
bütün vahşet ve cinayetlerini bu şekilde meşru görmüşlerdir. Hatta deniliyor ki Çin'in uzun yürüyüşü güvenilir hiçbir muhasebe olmamasına rağmen rejimin hesabına yazılacak tüm şiddete dayalı ölümler, iç savaş haricindekiler dikkate alındığında ciddi tahminler yüz binlerce Tibetli 5-6 ve 10 milyon doğrudan kurbandan söz ediliyor. Ayrıca 10 milyonlarca karşı devrimci ömürlerin önemli bir bölümünü cezaevleri içerisinde sistematik bir şekilde belki de 20 milyon üzerinde cezaevlerinde toplama kamplarında ölen neler vardı? Komünizm karşıtı. Hatta bunların büyük bir kısmı da Müslüman Uygur halkından oluşuyordu. Ve bu insanlar öyle vahşetler ve cinayetler yapmış ki insanın aklı duruyor. Biz komünist Rusya'nınkini anlattık. Şimdi bunlar da komünist Çin'in vahşetleri. 1959-61 yılları arasında büyük ileriye sıçrama diye adlandırılan dönemde yani toprakların tabi bir zorla kamusallaştırma yazara göre tümüyle Mao Zedong diye bir adamın uçuk projelerinin ve ardından feci sonuçlarına karşı önlem alınması için hattasını kabul etmeyi reddetmekle gösterdiği canice inadın yol açtığı kıtlığın ve kurbanı olan 20 ile 43 milyon insan ölümüne sebep olmuş 10 yıl içerisinde. 10 yıl içerisinde ateist, sosyalist, komünist, Maoist dediğimiz bu sistem tamı tamına 43 milyon insanın ölümüne sebep olmuş. Çünkü komünizm bu işte, ateizm bu. Öldürmek ve öldürmekten başka hiçbir şey yaramayan bir ideoloji. Çin Komünist Partisi 3 yıllık çaba ve mahrumiyet ve 1000 yıllık mutluluktur sloganı ile 59 ve 61 yılları ileri doğru büyük sıçrama politikasını yürürlüğe soktu. Sonuç felaket oldu ama bütün diktatörler sistemlerde olduğu gibi bir lider için kutsal hedeflere varmadığını itiraf etmektense aslanı öngörülen teslimatı yapmaya zorlamak az riskli yoldur. Ünlü Sovyet biyolog Lysenko'nun genetiğine iradeci reddine dayalı tarımsal yönetimleri Çin'de uygulandı. Mao taneler birlikte daha kolay yetişir, toplu halde büyüdüklerinde kendilerini daha rahat hissederler diyor. Sınıf dayatması doğal uygulamadır diyerek Çin'de vahşetleri ve cinayetleri işledikleri söyleniyor. Kıtlıkta yaşanan sahnelerle ilgili insanlık dışı ayrıntılara ve ifadelere veriliyor. İnanmakta en çok güçlük çektiğimiz ayrıntılarda resmi makamlarca itiraf edildiği belirtiliyor. Laogai Çin'de hiçbir yer demektir. Laogai diye Çince hiçbir yer demektir. Ütopya sözcüğü de Yunanca'da aynı anlama gelir. Bu ütopyayı hayata geçirmek için yola çıkmış ve Çin tarihinde en korkunç toplama kampları olan Laogai'ler kurulmuştur. Bir Çin kaynağına göre 1980'li yılların ortalarına değin 50 milyon kişi, rakam yalnızca bir nitelik belirtiyor, toprağa gömüldü. O mülteci, o toplama kamplarında ütopyalarını güya gerçekleştirmek uğruna 50 milyonun üzerinde insan toplama kamplarında ağır şartlarda, işkencelerde, zulüm altında öldürüldü. Çin'de biliniyor. Hala da Çin dünyanın en vahşi devletidir. Çin milyonlarca Doğu Uygur Müslümanı, Doğu Türkistan Müslümanı en vahşi şekilde öldürdü. Hatta uzaydan çekilmiş Çin'deki eski Doğu Türkistan bölgelerinde, şehirlerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 150-200 sene sonra yapılmış camilerin bile hepsinin yok edildiğini Çinliler özellikle komünist ideoloji, ateist ideoloji insana böyle değer veriyor ya, kalkıp zorla Müslümanların kızlarını alıp başka yerlerde Çinlilerle evlendirdiği, Müslüman erkekleri zindanlarda, işkencelerde öldürdü. En vahşi şekilde cinayette sınır tanımadığını bugün de biliyoruz. Hala da aynı zulmü, hatta deniliyor ki şu anda bile Çin sosyalist cumhuriyetler birliğidir, sosyalisttir, komünisttir. Ama yarı da kapitalist bir köpek sistemdir ve vahşidir. Ve gerçekten Amerika'dan eğer ileriki süreçte Amerika'nın önüne geçecek yeni dünya düzeninde dünyanın lideri olacaksa Amerika'nın 10 katı vahşet ve cinayet işleyecek kapitalist bir zihniyete sahip, o kadar da vahşi bir komünist, ateist düzene sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Hala bile 3-4 milyon Müslüman Uygur'un toplama kamplarında kayıp olduğu söyleniyor. Ve bu insanlar o kadar vahşet işlemiş, o kadar cinayet yapmış ki Çin için rakamlar konuşulmuyor. Yani sadece bir komünist parti üyesinin açıkladığı, yani 1980 ortalarına kadar 50 milyon üzerinde Çinli'nin o sistematik zulüm çarkı içerisinde ateizmin kurbanı olmuş. Bizim 16-17 yaşındaki çocuklar da komünizmi bir halt sanıyorlar.
Sanıyorlar ki komünizm gelecek kurtulacaklar. Komünizm gelecek sizi bodrumlarda ölüme sürükleyecek. Komünizm gelecek size vahşi cinayetlerin her türlüsünü sizde uygulayacak. Eğer onlar bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki adama genelde ateistler işte diktatör diyorlar ya. Gitsin kendi diktatörlerine baksın. Emin olun onun 100 katı, 1000 katı daha korkunç bir diktatörle bu ülkeyi sürükleyecekler. Neden? Çünkü onlar hiç kimsenin muhalefetine izin vermez. Ve en ufak böyle yan bakanı bir öldürecek bir ideolojileri var. Tabiri caizse komünizm kendi dostlarına bile merhamet etmemiş yani. Etmemiş. Evet ve deniliyor ki Çin Komünist Partisi 3 yıllık çaba ve merhametten bahsederken Çin'de uygulandı. Mao tanelerle birlikte bunu söyledikten sonra deniliyor ki Çin insan suçu olduğu için tutuklanmaz, tutuklandığı için suçludur. Bak Çin'de insan suçu suçlu olduğu için tutuklanmaz. Bak dinleyin komünist, ateist ideoloji böyledir Çin'de. Çin'de insan suçlu olduğu için tutuklanmaz. Tutuklandığı için suçludur. Eğer tutuklanmışsa suçludur. Suçunu kabul ettirmek için türlü türlü işkenceleri yapar. Hatta Çin işkencesi diye biz biliyoruz ki dünyada en vahşi işkence türleri Çinlilerin elindedir. Ve Çinliler bu konuda çok uzmandır. Çinlilerin devlet arşivlerinde milattan önce bile işkence türleri üzerine adamlar master yapmış. Kitaplar hazırlamışlar. Vahşidirler. Çin işkencesi muazzam iğrençtir. Ve suçunu kabul etmektense itiraf etmekten başka çaresi yoktur. Sanık yoktur. Sadece suçlu vardır. Toprak devrimi, büyük sıçrama, astronomik ve en az bilinen dehşetin yanında pek çok yazara göre 400 milyon arasında 3 milyon diyen de var. Evet 400 bin ile 1 milyon arasında veya 3 milyon diyen de var. Ölüm diye andığı büyük proletar kültür devrimi tahribatı oldukça mütevazi kabul edilebilir. Ama yarattığı yankılar açısından bakıldığında çok daha önemli ibret vericidir. Kültür devrimi batıdaki sol aydınların vicdanlarında bir yaradır. Yani Çin'in kültür devrimi sadece vahşet ve cinayetten başka bir şeye sebep olmuş. Şimdi Mao'nun 1949 yılında Çin'de komünist ateist devrimle başa geçtiğinin devrimden sonraki ilk yıllarda tüm Çin'e hakim olmak ve komünist otoriteyi her bölgeye kurmak için uğraştığı ve bu arada binlerce kişinin tutuklandığı halka açık idamların gerçekleştirdiği belki görmüşsünüz. Milletin ensesinden kafasından böyle sokak aralarında yakaladıkları muhalifleri kafalarına sıkıyorlardı. 10 milyonlarca insanları sokaklarda böyle infaz etmiş. Komünist Çin sistemi. 1950 ortalarında Mao'nun büyük atılım adını verdiği bir proje uygulaması devreye sokulduktan sonra tıpkı Sovyetlerde olduğu gibi Çin halkına karşı büyük bir kıtlık ve işkence getirildi. Komünistlerin büyük atılım projesinin uygulamaya konulmasından sonra Çin'de sert bir kış yaklaşmasına rağmen ateş yakmanın yasaklandığı binlerce tutukluya sistematik işkencelerin yapılması ve öldürülen çocukların haşlandıktan sonra tarlalarda gübre olarak kullanılması gibi vahşet manzaraları yaşanıyordu. Yani ölen insanları da zayi etmemek uğruna haşlıyorlar, götürüp toprağa katıyorlarmış. Neymiş? Gübre olsun. Toprak verimli olsun diye. İşte bu komünizm. İşte bu ateizm. Hiç insana değer vermiyor. Dünyanın en vahşi düzeni. Çünkü ateizm şeytanın ideolojisidir. Şeytan ilk ateisttir. Bunu Karl Marx da söylüyor. Diyor ki ilk devrimci şeytandır. Çünkü Allah'a başkaldırdı diyor. Sonuçta Allah-u Teala inkar etmeye kalktılarsa da Allah-u Teala inkar etmeleri söz konusu değil. Bundan dolayı evet Mao'nun büyük atılım politikası 1958-61 yılları arasında Çin genelinde yaşanan kıtlığın en büyük ve en ölümcül kıtlığı olarak kabul edildiği kıtlık sonucu ölen insan sayısı 40 milyon oldu ve bu sayın o dönemdeki nüfusa göre Türkiye nüfusundan fazla olduğunu da bilin yani. Türkiye nüfusundan fazla büyük bir nüfusu ölüme sırf insanlar Allah-u Teala'ya inanmasın, Allah-u Teala'ya inkar etsinler, Allah-u Teala'ya olan imanlarını kaybetsinler, desinler ki sümaş Allah olsaydı bu zulüm başımıza gelmezdi. Ama aslında onlar desteklediği o zorbalar o zulmü onlara yapıyorlar. Sonra da dikkat edin, aynı ateist kafirler, aynı ateist zındıklar YouTube'da orada burada diyorlar ki yeryüzünde bu kadar zulüm var, Allah nerede? Görüyor musunuz? Aynı kafirler, aynı politika, aynı strateji, aynı oyunlar. Ve bunların fikir babası şeytan. Kendileri öldürüyor, sonra sümme aşağı suçu Allah-u Teala'ya atıyorlar. Kendileri vahşet yapıyor, insanları kıtlığa itiyorlar, insanların elinde avucundakini gasp ediyorlar. Kapitalist, bir komünist, ateist bir düzen kuruyorlar. Arkasından yaptıkları zulmü de Allah-u Teala'ya atıyorlar. Ama Allah-u Teala zaten o kafir ve zalimlere mühleti verdiğini ve onların ölümleriyle beraber onları bekleyen korkunç bir süreç olduğunu söylüyor. Yani
Bediüzzaman'ın söylediği gibi kafirler için yaşasın cehennem. Çünkü bunlar öyle cehennemi çok korkunç bir şekilde hak eden yeryüzünün en vahşi insanlarıdır. Hatta deniliyor ki Çinli komünistlerin evrimci fikirleri etkisiyle bitki tohumlarını toprağa yakın ekildikten tohumların arasında sosyalist dayanışma sağlanacağını ve bu şekilde daha fazla verim elde edileceğine inandıkları, üstelik bunu uyguladıklarını, sonuçta büyük bir üretim kaybı ve kıtlığa da sebep olduğu söyleniyor. Şimdi pirinç ekmenin bir kuralı vardır. Her birini birbirinden uzak ekerler. Ama bunlar o kadar geri zekalı ki diyorlar ki eğer biz diyor tohumu ya birbirine yakın yaparsak, aynı bizim gibi komünist bir sosyalist bir düşünce ile birbirleriyle dayanışma sağlayacak, kökler birleşecek, daha çok verim verecek. Bunun da büyük bir verim kaybına sebep olduğu da söyleniyor. Çinli komünistlerin kimyasal gübrelerin kullanımına son verdiklerini, çünkü tohumların gübresiz kaldıklarında bu yeni duruma uyum gösterecek şekilde evrimleşeceklerini ve böylece gübre kullanmadan aynı verimin sağlanacağını düşündüklerini ve bu dönemlerin tarımsal verimi büyük ölçüde düşürdüğünü de biz biliyoruz. Yani o kadar ahmakça projeler kendi mantıklarıyla, o Darwin'in aklıyla var ya, Darwin'in daha teleskopun olmadığı o dönemde Darwin'in mantığıyla düşündükleri için sonuç olarak çok ahmakça şeyler, kararlar aldıklarını ve bu kararların sadece insanları açlığa, sefalete sürüklediğini biz biliyoruz. Mao'nun halkı komünizmi daha iyi anlaması için kültür devrimi başlattığında daha sonrasında da komünizme aykırı bulunan binlerce üst düzey bürokratın, üniversite hocasının, bilim adamı ve aydını tutuklandığı ve korkunç işkencelerden sonra idam edildiği de bilinmektedir ki bunlar da arşivlerden çıkmış. Bunlar da bilinen gerçekler, kendi itiraflarıdır. Hatta bununla alakalı büyük bir ne yapmışlardır? Bir müze yapmışlar ve demişlerdir ki bir daha asla sosyalist Çin'de böyle bir şey yaşanmayacak. Yaşatmışlar yani. Düşünebiliyor musun? Sadece kıtlıkla 40 milyon insan öldürmüşler. İç savaşlarda 45 milyon üzerinde insan öldürmüşler, infaz etmişler. Çin tek başına dünya kadar insan öldürmüş. Yani tabiri caizse ateist, sosyalist, komünist, marksist, lenist Çin tek başına gerçekten 100 milyona yakın insanın ölümüne sebep olmuş. Aynı köpekler şimdi bunların torunları, bunların davasını güden kafirler gelip Peygamber aleyhissalatü vesselama ve İslam'a saldırıp diyorlar ki ya İslam barış diniymiş. Hadi oradan, hadi oradan. Sizin dininiz nedir? Biz onu çok merak ediyoruz. Bu kadar insanın ölümüne sebep olan siz komünist, marksist, lenist, ateistler. Acaba sizin bu dininiz barış mıdır, vahşet midir, cinayet midir, nedir? Yani bu dinin özü nedir? Bu dinin aslı nedir? Bu dine baktığınız zaman bu din sadece kandan, gözyaşından başka bir şeye sebep olmamış. Sonuçta bizim din kelimesinin anlamını hepimiz biliyoruz. Din kanundur, hükümdür, hukuktur yani. İslam dışındaki her ideoloji bir dindir. Bana göre ateizm de bir dindir. Bana göre sosyalizm de ateizmin bir mezhebidir. Çünkü sonuçta ateizm, sosyalizmin ve komünizmin neyidir? Yani tabir caizse düşüncesi ateizm, ideolojisi sosyalizm, uygulaması komünizmdir. Ve sonuç itibariyle fiyaskodan başka bir şeye sebep olmadı. Hiç beğenmedikleri, alay ettikleri Muhammed'in düzeni 1450 sene aleyhissalatü vesselam düzeni yürüdü. Bunların eften püften kıtırık sistemleri 80 yılda yerle bir oldu, dağıldı. Eğer Çin komünizmden vazgeçmeseydi o da yıkılacaktı. Eğer Kuba komünizmden vazgeçmeseydi o da yıkılacaktı. Emin ol Kuzey Kore Çin olmasaydı şu anda yerle bir olmuştu. Çünkü insanları sefalet içerisinde düşünebiliyor musunuz? Süpermarket var, içinde çok güzel ürünler var. Ne için? Yabancılar Kuzey Kore'ye gezmeye gidince bakın bizim de refah seviyemiz çok yüksek. Biz de çok şeyiz ama hiçbir şey yok. Hatta düşünsene bir adam gitmişti Çin'de, Kuzey Kore'de bir belgesel hazırlamış. Böyle bir salona götürüyor, yüzlerce bilgisayar var. Adam orada çekim yapıyor. Diyor dikkat ediyor musunuz? Diyor hiçbiri bilgisayarda bir şey yapmıyor. Sadece bilgisayarın başında duruyor. Çünkü bilgisayar kullanmayı bilmiyorlar. İşte komünizmleri bu yani. Öyle bir durumda ki bilgisayarın olduğunu bilmiyor. Sadece koymuşlar formalite, işte dünyaya biz çok kültürlü, çok böyle insanlara merhamet eden, çok böyle zengin bir ülkeyiz ama halkı kıtlık seviyesinde. Kıtlık seviyesinde. Hatta Kuzey Kore'den insanlar kaçmak için türlü türlü yollara başvuruyor. Kaçabilmek uğruna kaçabilen kaçıyor. Kaçamayan zaten idam ediliyor. Öyle bir ülke. Hatta onu boşveren kimse kaçmaya cesaret edemiyor. Kaçanın da sülalesini yok ediyorlar. İşte komünizm böyle bir ideoloji. Ateizm böyle bir düşünce. Onun için öyle kalkıp Türkiye'de de Maoistler vardı. Çok da savaştılar ama Allah onları yok etti. Sonunda hepsi ajan oldu. Hepsi hain oldu. Mesela Doğu Perinçek o Maoist zındıklardan biridir.
Kendisi hala Çin uşağıdır. Ama hiçbir zaman Çin'in vahşetini ve cinayetini görmez yani. Görmüyor da, göremez. Çünkü onlar o ideoloji benimseyen adamlar. Allah onların eline fırsat verseydi Türkiye'de aynı şeyi başımıza getirirlerdi tereddüt etmeden. Hiç Müslüman bile yaşatmazlardı. Çin'de kültür denosasında tutuklanan bazı profesörler elleri arkadan bağlı olarak çimlere atıldıklarını ve otlanmaları için yani ağızları ilerideki çimi yolmaları için zorlandıkları Pekin basında Mao karşıtları sokaklara koşan farelerdir. Öldürün onları, öldürün şeklinde başlıklar atıldığı da biliniyor. Mao'nun kızıl muhafızlarının sadece müzik dinlediği, evcil hayvan beslediği ve ibadet yaptığı için on binlerce insanı tutukladığı, işkencedi ve sonra idam ettiği de biliniyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Mao'nun direktifleriyle 6 ile 10 milyon arasında kişinin doğrudan öldürüldüğü, yaklaşık 20 milyon kişi karşı devrimci de ömürlerinin büyük bir bölümünü zindanlarda, cezaevlerinden arkasında da infazla bitirmişler. Aynı keza Mao'nun iktidara gelmesinden sonra Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerine sistemli bir soykırım, vahşet ve cinayetler uygulanmış. Çinli komünistler tarafından Uygur Türkleri için dini vecibelerini yerine getirmelerini izin verilmediği, ibadet yerleri ve okulları kapatıldığı, bölgenin birçok yerinde din adamlarının tutuklandığı, idam edildiği, büyük kısmının öldürüldüğü ve bütün erkeklerin, gençlerin bir şekilde toplama kamplarında infaz edildiği de biliyor. Çin'in Uygur özerk bölgesinde hiçbir önlem almadan nükleer denemeler yaptığını da biliyoruz. Sırf onların çocukları ne olarak dünyaya gelsin, böyle kolu bacağı olmayan, kör olan, şu olan bir şekilde dünyaya gelsin. Sırf onun için. Bunu herkes biliyor. 1964 yılından bu yana 64 nükleer deneme gerçekleştirdiği ve bu nükleer denemelerin sonucunda Uygur Türkleri arasında kanser oranının Çin geneline göre 300, 400, 500 kat fazla olduğu da biliniyor. Bak, Müslümanlara yaptıkları vahşete bakın. Aynı keza Uygur Türkleri arasında kanser oranlara göre 300-400 kat daha büyük ve pek çok bebeğin, yüz binlerce bebeğin sakat veya ölü olarak doğduğu da söyleniyor. Aynı keza komünist Mao'nun kültür devrimcisi arasında baş gösteren sevgiye, özelliğe, estetiğe ve kültüre düşmanlık eğilimin kızıl kamerlerden cinayet noktasına vardığı insanların saçlarını taramaları, kendilerine biraz özen göstermeleri, hatta gözlük takmaları bile halk düşmanlığı ilan edildi ve bunun neticesinde insanların tutuklandığı da biliniyor. 1949 ve 52 yıl arasında 2.800.000, 1942-47 yıllar arasında 3.950.000, 1958 ve 60 yıl arasında 6.700.000, 1961 ve 65 yıl arasında ise 13.300.000 Müslüman Uygur Türk'ün Çinliler tarafından çeşitli yöntemlerle öldürüldüğü biliniyor. İşte komünizm, işte ateizm, işte Darwin'in, Engel'in, aynı keza Marx'ın dini bu. Öldürmek, vahşet, cinayet, soykırım, her türlü pisliği, her türlü isyanı, her türlü çirkinliği ve çirkefi kendilerine uygun görmeleri. Hatta deniliyor ki Müslüman Uygurların bir taneden fazla çocuk sahibi olmalarını yasakladı. Eğer doğuran olursa idam ediliyordu. Kimin iki çocuğu doğarsa tespit ettiklerinde babasını da annesini asıyorlardı. Yani düşünebiliyor musun? Bu bir sistemleri. Çocukların 9 aylık dahi olsa anne rahminden komünistler tarafından ne yapıldığını, çıkarıldığını, yani kadın da ölse o çocuk doğmayacak. Onu ne yapıyorlarmış? Aldırtıyorlarmış. Zorunlu göç, zorunlu nüfus planlaması ve katliamlar neticesinde Uygurlar, Uygur Türkleri Doğu Türkistan topraklarının azınlık konumuna düşmüşlerdir. Bugün Doğu Türkistan'da Uygurların nüfusu 30 milyona yakınsa deniliyor ki 150 milyon Çinli yaşıyor. Bütün toprakları gasp edilmiş, geriye kalan zaten işkencelerde öldürülmüş, kaçabilen ya Türkiye'ye ya Tayvan'a ya da başka bir ülkeye kaçabiliyorsa kaçıyor. Kaçamayan da orada direkt bir şekilde öldürülüyor. Kız çocukları, çocuklar ellerinden alınıp asimile edilmesi, Çinlileştirilmesi, Çinlilerle evlendirilmesi ve buna benzeyen şeyleri de hiç konuşmuyoruz. Yani o kadar ki komünist, ateist Çin bu kadar vahşet ve cinayete sebep olmuş. Hala da Doğu Türkistan'da bu sistematik şeyini yürütüyor. Ve şunu da söyleyeyim, hala Çin'de günde yüzlerce insan infaz ediliyor. Hala Çin'de haftada binlerce insan öldürülüyor. Çin neredeyse insanın öldürülmediği, infaz edilmediği gün yok. Aynı keza bunların başka bir devrimi de Kamboçya. Kamboçya gerçekten 6-7 milyon insanı öldürdükleri muazzam vahşet ve cinayetlerin işlediği bir ülke. Ben neden bunları anlatıyorum biliyor musunuz? Ateizm bu işte.
Yani Allah'ı inkar etmenin sonu bu. Allah'ı inkar eden bir insan için hiçbir değer yok. Allah yoksa onun için bir hukuk, onun için bir kültür, onun için bir ahlaki erdem yok. Onun için bir endişe, korku yok. Onun için bir vicdan meselesi de yok. Sonuçta ben hayvanım, hayvan öldürüyorum. O mantıkları var. Yani o insan kendini bunların efendisi görüyor. Biz nasıl tavuk besliyorsak, biz acıkınca veya bir misafirimiz gelince bir tanesini kesip onlara sunuyorsak onlar için de budur. Yani başka bir şey değildir. İnsana bir değer vermiyor. İnsan canına hiçbir değer vermiyorlar. Onun için komünizm, onun için ateizm, onun için darvinizm, sosyalizm dediğimiz düzen dünyanın en vahşi düzenidir. Kapitalizm ve o aynen başta söylediğim gibi Seyyid Kutub'un dediği gibi timsahın iki çenesi gibidirler. Sadece birbirleriyle çatışırken dünyada mazlumları, müstazafları yok etmekten başka hiçbir şeye sebep olmamışlar. Hatta deniliyor ki Kamboçya'da devrim döneminde 10 milyon kişi doğrudan öldürüldü. Anlıyor musunuz? Kamboçya öyle bir ülkeydi ki hayatta kalma şansına sahip olan halk ancak 1979 yılında başkalarının kim olduğunu öğrenebilecekti. Faili belli olmayan bir kabus, cezalandırmada benzeri görülmemiş yöntemler, paranoyak bir sistem, elinde tutsak düşmüş zavallılar. Kamboçya halkı iktidarın Ankara'dan her yerde kulağı var. Bir ananı ananas kadar çok gözü var. Cam kırmak, tarlaya eğri sürmek veya mandaya kötü davranmak ölüm sebebiydi. Bak dinleyin ha, Kamboçya bu. Bir adam hat çiziyor ya böyle mandayla tarlayı sürüyor. Eğer ufak bir yamukluk sebep yaparsa onu öldürüyorlarmış. Çünkü bu bir ceza sistemi. Hatta tarlayı eğri sürmek ya da bir mandaya kötü davranmak ceza sebebiydi ve aynı kez ölüm sebebiydi. En çok uygulanan cezalandırma yöntemlerinden biri de biri sizi kendi çalışma arkadaşınızla kıyasıya dövdürtmeleriydi. Kızıl kamerler şöyle söylemiş uydu. Kurduğumuz ülke için 1 milyon iyi devrimci yeterli, geri kalanı gereksinmez, ihtiyacımız da yok. Bir düşmanımızı hayatta bırakmaktansa 19 dostumuzu öldürmeyi yeğleriz. Bu Lenin'in, Stalin'in, Mao'nun anlayışıdır. Aynı anlayış onlara da geçmiş. Kamboçya'da siyasi suçun ne olduğu, ne olabileceğini tahmin etmek güç değil. Ama başka nelerin suç olabileceğini kimse aklına erdirmez. Kızıl kamerler en çok benzersizlikleriyle övündüler. Bizler eşsiz bir devrim yapmaktayız. Bizim gibi pazarları ve parayı kaldırmaya cesaret eden başka bir ülke bilmiyoruz. Komünizm işte. Bize hayranlık duyan birçok Çinli bize geliyor. Bizi taklit etmeye çalışıyor. Hala bunu başaramadılar. Tüm dünyaya iyi bir örnek olacağız diyerek büyük bir vahşet süreci başlatmışlar. Komünist kızıl kamerler Kamboçya'da pirinç tarlalarına 75 ve 79 yılları arasında ölüm tarlalarına dönüştürdükleri nüfusun 9 milyon olan ülkede yaklaşık 3 milyon kişinin kafasına kurşun sıkarak, kafa taslarını baltayla parçalayarak, başlarını toprağa geçirip boğarak ya da açlığa mahkum ederek öldürdüler. Komünizm, ateizm, tabiri caizse sosyalizm. Nüfus 9 milyon, 3'te 1'ini öldürmüşler. Ve hiç suçları olmayan köylüler, gariban insanlar. Onların istek ve arzularına göre çalışmayan. Komünist yönetim tarafından Kamboçya'da kasti bir açlığın oluşturulduğunu, ülkede açlıktan ölenler varken ekilmeye elverişli toprakların yalnızca 5'te 1'i kullanımına izin verilmiştir. Yani dikkat ederseniz bütün komünist ideolojiler aynı yönteme başvurmuş. İnsanları kıtlık ile, açlık ile terbiye etme. Yani Allah-u Teala'nın anlayışını, din anlayışını tabiri caizse Budizm mi diyorsunuz, İslam mı diyorsunuz, Hristiyanlık mı diyorsunuz veya buna benzeyen bir din mi diyorsunuz veya bir anlayış mı diyorsunuz, bunu insanların zihninden silmek için bütün bu kafirler, bu ateistler insanları kıtlığa, açlığa sürüklemiş. Bunun neticesine her ülkede vahşetler işlenmiş. Bunlar büyük olanları. Daha küçüklerini katarsak bir 30 milyonun üzerinde bunların terörist örgütleri veya işte Yugoslavya gibi, Arnavutluk gibi, efendim bizim Bulgaristan gibi, işte Çekoslovakya gibi, bilmem ne gibi, Romanya'nın vesaire, İtalya'nın hepsinin katarsan zaten ortada bir de orada o kadar insanın ölümüne sebep olmuşlar yani. Yani anlayacağınız ateist
komünist sosyalist düşünce sadece insan ölümlerine sebep olmuş. İşin komik yanı, bu komünist köpekler gelip Peygamber aleyhissalatü vesselama ve İslam'a dil uzatıyorlar. Ulan utanmazlar, astarsızlar, astarsızlar. Sizin ne konuşma hakkınız var? Benim peygamberim döneminde yapılmış savaşlarda 2-3 bin insanın ölümünden bahsedilebiliyor. O da haklı oldukları bir mücadelenin neticesine. Benim peygamberim hiçbir zaman gidip tarlada çalışan, ekiniyle uğraşan, hayvanıyla uğraşan veya efendim kadına, çocuğa, yaşlıya, din alimine ve onların kutsallarına saldırarak onları yok etmemiş, onları sistematik sürgünlerle, vahşi cinayetlerle infaz etmemiş veya kendi yanındaki dostlarına suikast düzenlememiş. Ama bu karanlık tarih sizin tarihiniz. Bir bugün baktığımız Peygamber aleyhissalatü vesselam ve İslam'a saldıran bu ateist kafirler, bu Maoist, tabir caizse Engel'in, Marx'ın yolunu sürdüren bu dinsiz kafirler gelip İslam'a saldırıyorlar. Ama işin garip yani İslam tarihi boyunca 1450-1500 senelik İslam'ın geçmişinde vallahi 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 bak bu, o süreç içerisinde bile emin olun bunların katrilyonda biri bile kadar bile insan zarar görmemiş. Ben inanmıyorum. Bunlar milyonlarca insan öldürmüş. Yani düşünebiliyor musun? Sadece 1917'den 1960-70'lere kadar 3 komünist devletin, 3 komünist devletin, Rusya'nın, Çin'in ve işte Kamboçya'nın, Vietnam'ın, Kuzey Kore'nin sebep olduğu ölüm 150 milyon üzerinde insanın ölümüne sebep olmuşlar. Bu kafirler şimdi gelip benim peygamberime Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a diye uzatıyorlar. Kızıl Kamerler, düşünebiliyor musun? Kamboçya'da Mao'cuydular. Mao'cu psikopatlar diyelim. Önceleri insanların kafalarına kurşun sıkarak öldürdükten sonra bunun mermi israfı olduğuna karar verdiler. Ve daha sonra kurbanlarının %53'ünü kafasını ezerek demir çubuklar veya kazma sapları ve çapayla %5'in kafasına geçirilen plastik torbayla boğarak öldürdükleri söyleniyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Gidin internette açın, Kamboçya'daki ölüm tarlalarıyla alakalı müzeler var. İnsan kafa taslarından dağlar oluşmuş. İşte ateist, komünist, sosyalizm bu işte. Sadece insan ölümlerine sebep olmak, insan öldürmek, insanları katletmek. Başka hiçbir şey değil. Yani düşünün ki öyle bir duruma gelmiş, artık ne yapacaklarını bilememişler. Komünist, Chi Minh, Vietnam'ın cezaevlerinde 75 ve 77 yılları arasında 8 bin kişilik yere 40 bin kişinin konulduğu, mahkumların açlıktan, havasızlıktan ve işkence nedeniyle intihar ederek ve öldürüldüğü de biliniyor. Bu da Kuzey Kore ise... İşin garip bir yanına bakın, Kuzey Koreli özürlülerin ve cücelerin sürgüne gönderildikleri, şehir dışında bu kamplarda çocuk sahibi olmaktan yoksun bırakıldıkları ve bu insanlara insanlık dışı uygulamanın kaynağının da Darwinizmin bir ürünü olan ojenezi. Öjeni dedikleri bir inanç sistemi var. Bir insan ırkındaki hasta ve sakatlar dışlanmaları ve bu şekilde sağlıklı bir toplumun oluşması sağlanmalarıdır teorisinin neticesinde. Rusya, Çin, Kuzey Kore, Kamboçya hepsi de bunu yapmış. Yani kendi içerisindeki cücelerdir, sakatlardır, özürlülerdir, delilerdir. Hepsini kamplara toplamış ve gizliden infaz etmişler. Ki bunu kim de yaptı? Bunu aynı keza Almanlar da yaptı. Naziler de yaptı. Bütün, ama bakın İslam dinine, İslam dini kendi içindeki özürlülere merhamet etmek, onların haklarına riayet etmek, onları korumak, gözetlemeyi emrederken onları öldürmekten, onları infaz etmekten, onları bir kobay, bir deney faresi olarak laboratuvarlarda kullanmak yönteminden başka bir şey onları kullanmamış, infaz etmiş, yok etmişlerdir. Bunu da bütün şeyler söylüyor. Ve Pol Pot bir paranoyaktı, şizofren bir adamdı. Düşünün ki Kızıl Kamerler gerçekten halkının 2 milyon, 3 milyonunu katletti. En son ve en son ne yaptı? Bununla durmadı, kalktı, ne yaptı? Pol Pot gitti Vietnam'a saldırdı. Vietnamlılar da ne yaptılar? Ülkeyi işgal ettiler. Böylelikle bu adamın zulmü de bitti. Halkın ödediği bedel çok büyük oldu. Zor şartlar, aşırı çalışma, açlık ve hastalık nedeniyle binlerce insan öldü. Kızıl Kamerler, katiller çok sayıda başka insanı da katletti. Tahminlere göre 1 milyon 300 bin kişi öldü ya da yaralandı. Azınlık gruplar orantısız şekilde mağdur oldu. Bunun içine Müslüman topluluklar da giriyor. Çünkü Kamboçya'da Müslümanlar yaşıyordu. Müslüman topluluklar vardı. Onları da öldürdüler. Evet, Kızıl Kamerler'den kaçamayanların tümü etnik olarak Çinli olanların %50'si. Tay ve Laoların %40'ı, Çan halkının %36'sı katledildi. Daha önce sayılarının 50 bin civarında olduğu tahmin edilen Budist keşişlerin çoğu Pol Pot rejimi
rejimin lideri döneminde öldürüldü. Sadece 800 kişinin hayatta kaldığı tahmin ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani adam 50 bin civarında rahibi, onların keşiş var ya, Budist keşişi öldürmüş. Kurtulan keşiş sayısı 800. Ülke genelinde. Komşu ülke Tayland'a kaçanlar da olmuştu. Ancak kurbanların çoğunu ister şehirli eğitimli olsun, ister Kızıl Kamerlerin lider kadrosu gibi okuma yazma bilmeyen köylü etnik olarak Kımeriydi. Pol Pot eski müttefikleri olan Vietnamlı komünistleri de karşısına almış. Aslına bakılırsa onun kurduğu rejim de Vietnamlara yönelik ırkçı düşmanlığı da, tarımsal ütopyası da, sosyalist bir anlatı çevresinde açıklanamaz. Güçsüz durumdaki silahlı kuvvetlerini Vietnam'a saldırma emri vererek kendi düşüşünü hazırlayan savaşı tetiklemiştir. Yani bildiğiniz şizofren, aynı bugün Trump neyse o da öyleymiş demek. Yani aptalın teki, paranoyan teki, kibir abidesi, kendini bir şey sanmış. Bunun üzerine Vietnam şiddetli taarruzlarıyla kelimenin gerçek alemi çöktü. Vietnam 2 hafta içerisinde bütün Kamboçya'yı ele geçirdi. 2 hafta içerisinde dayanamadı. Pol Pot en son da birkaç sene önce dağlarda geberdi. Kamboçya dağlarında öldü. Yani bu şekilde bildiğiniz üzere böyle bir vahşet ve soykırıma ateist, darvinist, komünist, sosyalist ideolojinin sebep oldu. Onun için ben buradan o komünist veya kendini ateist olarak takdim eden kafirlere sesleniyorum. Kur'an'daki cihat ayetlerini bahane edip İslam'ı savaş dini gibi göstermeyin. Sizin 90 senelik komünist ateist devrimleriniz 150 milyon, 160 milyon insan ölümüne sebep olmuş. Daha kalkıp benim peygamberime dil uzatmaya kalkmayın, sizin haddinize bile değil. Çünkü gerçekten bizim bildiğimiz İslam asla mazluma ve müstezafa zarar vermeyi helal görmemiştir. Eğer birileri yapmışsa onlar sizin eserlerinizdir. Sizden etkilenmiş, sizin vahşetiniz onlara bir şekilde tesir etmiş. Bunlara da hiçbiri İslam'la alakası yok. Çünkü Allah'ın kitabına göre, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam sünnetine göre bile cihadın hükmü ve hakamının vasfı farklıdır. Ancak zulmeden, kan döken, zorbalık yapan, tağut olan, müstekbir olan Amerika gibi, Rusya gibi diğer müstekbir devletler gelip İslam coğrafyalarını işgal eder, Müslümanların çocuklarına, kadınlarına, yaşlılarına, din alimlerine zulmederse o zaman cihat farz olur. Biz ancak onları, bizi öldürenlere karşı savaşır, onlara karşı kıyam eder, onları bize yaptığı vahşeti değil, biz İslam'ın adaletiyle Allah-u Teala'nın helal ve meşru gördüğü şartlarda onlarla mücadele ederiz. Kalkıp da İslam dini vahşet dinidir diyenler önce kendi kanlı tarihlerine bakmalı, ondan sonra İslam'dan konuşmalıdır. Başka bir şey demiyorum. Yalnız bu o anlattığım her şey resmi evraklarla bilinen gerçeklerdir. Yani komünizmin kanlı tarihidir. Yani sosyalizmin, ateizminin 80-100 senelik geçmişidir. Bugün işte biz sosyalizmi bize anlatıyorlar. Bazen okullarda çocukken veya gençken işte sosyalizm şöyledir, komünizm böyledir anlatıyorlardı. Ben sanıyordum ki cenneti dünyaya getirecekler. Meğer sadece getirdikleri cehennemmiş. Cehennemi dünyaya getiriyorlar. Zebanisiz cehennem. Vahşet ve cinayet ülkesi kılıyorlar, öldürüyorlar, katlediyorlar. İnsan canına, insan namusuna, insanın insani değerlerine değer vermeyen vahşilerden başka bir şey değiller. Sadece ölümü öldürmeye sebep olan sapık bir ideoloji. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Rabbim bizleri haktan, şeriatten ve İslam'dan ayırmasın. Allah-u Teala bizi bu tarz ateist, komünist, sosyalistleri şerrinden emin eylesin. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala nikun eshabi kul ecmain ve şuhedai ve salihin. Lillahi el-Fatiha tamas salavatallahu.